Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz güncel çevre sorunları konumuz olacak. Uzaktan eğitime kaldığımız yerden tabii ki devam ediyoruz gençler. Bugünkü dersimizde aslında konu anlatımları olarak son dersimiz olacak. Çünkü 10. sınıf konularımız güncel çevre sorunlarıyla birlikte bitiyor. Güncel çevre sorunları ve doğal kaynaklar aslında konumuz olacak. Ekoloji kısmını daha öncesinde bitirmiştik. Hemen ödevinizi vererek tabii ki dersimize başlamış olayım. Güncel çevre sorunlarından başlıyorsunuz, yani soru bankasında sayfa 161'den başlıyorsunuz. Ta en sonuna kadar tüm konuları bitirmiş olmamız gerekiyor. Bu dersin sonunda. Hemen sıfırdan onadan da ödevinizi göstermiş olayım gençler. Ünitemizin adı ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunlarıydı. Ekosistem ekolojisi kısmını bitirmiştik. Güncel çevre sorunlarına da tabii ki hava kirliliği kısmıyla başlıyorsunuz. Oradan doğal kaynakların sürdürülebilirliğine, arkasından tara geç testlerine, ünite karma testlere kadar hepsini bitiriyorsunuz. Yani sonuna kadar gelmiş oluyorsunuz gençler güncel çevre sorunları gibi konular biraz böyle ya nasıl olsa yaparım tarzında bakılan konulardır. Ama geçen sene üniversite sınavında TYT sınavında TYT kısmında diyeyim güncel çevre sorunları ile ilgili bir soru vardı. Ekosistem ekolojisi kısmını tercih etmediler. Biyo çeşitlilikle ilgili bir soru sordular. O yüzden de bu kısımlara dikkat etmemiz gerekiyor. Hadi başlayalım. Şimdi öncelikli olarak tabii ki bugünkü dersimizde neler öğreneceğiz? Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını bugünkü dersimizde öğreneceğiz. Peki çevre sorunlarının ortaya çıkmasında insanın rolü ne? Bundan da bahsedeceğiz ki çevre sorunlarının ortaya çıkmasında en 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 büyük faktör tabii ki insandır. Çevre kirliliğinin önlenmesi için ne yapabiliriz? Doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin korunması için ne yapabiliriz? korunmazsa ne olur? Bugünkü dersimizin konusu olacak diyeyim gençler. Güncel çevre sorunlarının sebepleri ve olası sonuçlarıyla başlıyorum. Şimdi kirletici maddeler doğal çevreyi oluşturan hava, su ve toprak yapısına zarar vererek tabii ki ekolojik dengenin bozulmasına yol açıyor. Ekolojik dengenin herhangi bir faktörün etkisiyle bozulmasına da biz ne ismini veriyoruz? Çevre kirliliği ismini veriyoruz. Güncel çevre sorunları arasında tabii ki ne yer alacak? Hava kirliliği dediğimiz kirlilik yer alacak. Bunun haricinde su kirliliği yer alacak, toprak kirliliği, radyoaktif kirlilik, ses kirliliği, asit yağmurları, küresel iklim değişikliği, erozyon, doğal hayat alanlarının tahribi ve orman yangınları ile biyolojik çeşitliliğin azalması yer alacak diyeyim gençler. Tabii ki hız kesmeden ilk olarak neye başlayacağız? Hava kirliliğine başlayacağız. Hava kirliliği ne demek? Atmosferdeki gazların ve kirleticilerin belirli ölçülerin üzerine çıkmasına hava kirliliği ismini veriyoruz. Hava kirliliğine sebep olan doğal etmenler var, bir de yapay etmenler var. Şimdi doğal etmenleri düşünecek olursak mesela çölü düşünün, kumluk bir alan. Burada bir fırtına çıkıyor. O kum taneleri, partiküller havaya karışıyor. Kum tanelerinin havaya karışması da hava kirliliğine tabii ki sebep olur. O zaman toz fırtınalarını alabiliriz ya da volkanik bir patlama oldu. Volkan patlaması sonucunda kül ve toz bulutları havaya karıştı ki yakın zamanda olmuştu uçak seferleri çok uzun bir süre iptal olmuştu. Çünkü bu havaya karışan partiküller görüş mesafesini oldukça azaltıyor. Bunlar hava kirliliğine sebep olan doğal kirleticilerdir. Ama insan eliyle meydana gelen kirlilikler tabii ki diğerlerinin çok 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 üstünde olacak. Mesela evlerimizde ısın ısınma amaçlı yaktığımız işte kömür, odun, doğalgaz gibi fosil yakıtlar, fabrikalar, termik santraller bunlar yapay kirleticiler arasında yer alacak. Hava kirliliği ne yapar? Hava kirliliği bir kere iklimi değiştirir. İklim değiştiği için doğa olayları farklı şekillerde görülür. Doğayı, ekolojik dengeyi, insan sağlığını, diğer canlıların sağlığını bozar. Sera etkisinin de tabii ki artmasına sebep olur. Sera etkisiyle ilgili bildiğimiz bir yanlış var. Biz sera etkisinin olmamasını istemiyoruz. Sera etkisi etkisinin artmamasını istiyoruz. Durum nasıl meydana geliyor? Şimdi güneşten gelen ışınlar var. Tabii ki dünyaya yansıyorlar. Güneşten gelen bu ışınlar e, dünyaya yansıyor. Dünyanın etrafında da bir tabaka var, sera gibi dünyanın etrafını sarıyor. Bu tabaka sayesinde yansımıyor çok fazla, içeride kalıyor. İçeride kaldığı için de dünya belirli bir sıcaklığa sahip oluyor. Bu istediğimiz bir şey. Ama bizim saldığımız gazlardan dolayı dünyanın etrafındaki bu sera etkisi yaratan tabaka daha da kalınlaşıyor. Kalınlaştığı için yansıması gereken ışınlar da içeride kalıyor. Dünyanın olduğu sıcaklık değerinden çok çok yüksek bir sıcaklığa ulaşmasına sebep oluyor. Biz bunu istemiyoruz. Yani sera etkisinin artmasını istemiyoruz. Hava kirliliği tabii ki azon tabakasının incelmesine de sebep oluyor. Ozon tabakası dediğimiz tabakada güneşten dünyaya gelen zararlı ışınları tutan bir tabaka. Ozon tabakası inceldiği zaman da bu zararlı ışınlar süzülemeyecek ve tamamı dünyaya gelecek. Bu da yine istemediğimiz bir durum oluyor. Hemen su kirliliğinden de bahsedeyim kimyasalların kirleticilerin yeraltı ve yerüstü sularına normal değerin üzerine çıkarak suyun fiziksel kimyasal veya biyolojik yapısını kirletmesine su kirliliği ismini vereceğiz mesela sen tutarsın pet şişeleri suyun içerisine bırakırsın su fiziksel olarak kirlenir bu pet şişelerin içerisinde bulunan kimyasal maddeler çözünerek suya karışır kimyasal bir kirlenme olur sen e, bir Madde bırakırsın bu maddeye bağlı olarak istenmeyen canlılar burada yaşamaya başlar. Bu da biyolojik yapının bozulması yani biyolojik kirliliğin meydana gelmesi anlamına gelir. Su kirliliğine en çok ne sebep oluyor? Tabii ki fabrikalardan bazı atıklar oluşuyor. Mecbur oluşacak bu atıklar. Ama atıklar süzülmeden arıtma tesislerinden geçmeden filtrelenmeden sulara bırakılırsa sularda kirlilikler meydana geliyor evsel atıklar için de aynı şey söz konusudur. Son günlerde haberlere hiç baktıysanız bu deniz kenarlarındaki e, suların aşırı derecede kirlendiği ve bunların toplanması ile ilgili çalışmalar yapıldığını görürsünüz. E, şey diyorlar. Su salyası su salyası denilen bir tabaka oluşmuş. Tonlarca, bu tonlarca tabakayı toplayabilmek için çalışmalar yapılıyor. Temizlikte kullanılan deterjanların suda çözünenleri değil de çözünmeyenleri kullanılırsa bunlar da suların aşırı derecede kirlenmesine sebep oluyor. Keza çamaşır suyu için de aynı şey geçerli. Yağlar çok dikkat etmemiz gereken maddeler. Bir kaşık yağ litrelerce suyun kullanılamaz hale gelmesine sebep oluyor. Özellikle evlerimiz Yağları lavaboya dökmek yerine kaplarda biriktirmeliyiz. Ee, İstanbul'da pek çok noktada var. O diğer şehirlerde de olduğunu biliyorum. Bunların özel toplama alanlarına gönderilmesi için yapılan kablar var. Hiçbir şey yapamıyorsak bunu katı atıkların içerisine atmamız gerekiyor. Kesinlikle suya, lavaboya yağların dökülmemesi gerekiyor. Plastikler ve çeşitli atıklar da tabii ki su kirliliğine neden olacak. Ağır metaller ise... Çözünmeyen maddelerdir. Canlı vücuduna girdiği zaman biyolojik birikime neden olan maddelerdir. Civa ve kurşun gibi ağır metalleri içeren tarım ilaçları da yağmur sularıyla yeraltı sularına karışabiliyor. Yeraltı suları da su kaynaklarına ulaştığı zaman ağır metaller su kaynaklarına varmış oluyor diyeyim gençler. Su kirliliği ile ilgili bilmem gereken bir tanım var. Bu da ötrofikasyon. Ötrofikasyon ne demek? Atıklarla veya yanlış gübreleme sonucu suda azot ve fosfor gibi maddelerin miktarı artabiliyor. Bunların miktarı arttığı zaman sudaki alglerin miktarı artıyor. Ya hocam algler fotosentez yapıyor. Suda olmaları iyi bir şey değil mi? Değil gençler. Suda alglerin miktarı aşırı derecede arttığı zaman artık böyle suyun üstünde ışık geçirmeyen bir tabaka oluşmasına sebep oluyorlar. Alt taraflara oksijen ulaşamıyor. Alt tarafta bulunan canlılar ölmeye başlıyor. Bu canlıların ölmesiyle ayrıştırıcı canlı sayısı aşırı artıyor. Su kötü kokuyor. Yeşil bulanık bir renk alıyor. Gölün yaşlanma istenmeyen bir durumun oluşması söz konusu oluyor gençler. O yüzden de bu tarz maddelerin suya karışmasına, karıştığı orana çok dikkat etmemiz gerekiyor. Dediğim gibi azot ve fosfor gibi maddelerin sudaki miktarı arttığı zaman suda alpler ve fotosentez yapan yani siyona bakteriler hızlıca üremeye başlıyor. Bunlar suyun rengini değiştiriyor. Bu canlıların aşırı üremesi alt kısımlarda ışık geçmemesine Yol açıyor, Işık geçmediği için de oksijen de rahat geçemiyor, canlılar ölmeye başlıyor, sudaki çözülmüş oksijen miktarı azalıyor, çürüme ve kokuşma dediğimiz olayda söz konusu oluyor. Bakalım toprak kirliliğine Toprak kirliliği dediğimiz zaman da insan faaliyetleri sonucu toprağın yine fiziksel, kimyasal veya biyolojik yapısının bozulması toprak kirliliği anlamına geliyor. Mesela toprak kayması yaşandığı zaman da toprak kirliliği olmuştur diyoruz. Neden? Şöyle dağlık bir alanı düşünün. Dağlık bir alandaki toprak şurasıdır. Toprağın üst katmanı humuslu topraktır. Yani organ, inorganik madde bakımından zengin olan kısımdır. Bitkiler burada inorganik madde bulunduğu için çok güzel rahat bir şekilde büyür ve gelişirler. Toprak kayması meydana geldiği zaman toprağın şu verimli üst katmanı aşağılara doğru kayar. Böylelikle bitki yetişimi için iyi olmayan, su tutma kapasitesi az olan toprak kısmı yüzeye çıkmış olur. Bu da bir çeşit toprak kirliliğidir. Çeşitli nedenlerle toprakta ağır metallerin ve radyoaktif maddelerin birikmesi toprağın verimini düşürür. Yanlış gübreleme de toprak kirliliğine neden olmaktadır. Bu durum tarımı olumsuz yönde etkilemektedir. Kirli topraklardaki zararlı maddeler beslenme yoluyla canlılara aktarılabiliyor. Bu maddeler de tabii ki insanlarda kansere, sinir sistemi hastalıklarına, solunum sistemi hastalıklarına, karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarına neden olabiliyor diye. Radyoaktif kirliliklen de tabii ki bahsedelim radyoaktif maddelerin canlıların yapısında ve çevrede birikerek belirli değerin üzerine çıkmasına ne ismini vereceğiz? Radyoaktif kirlilik ismini vereceğiz. Radyasyon işaretini de tanıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum gençler. Baktığımız zaman nükleer santraller röntgen ve tomografi cihazları gibi etkenler radyoaktif kirliliğe sebep olabiliyor. Aslında radyoaktif kirliliğin de doğal kirleticileri ve yapay kirleticileri var. Mesela uzaydan gelen kozmik ışınlar var. Bunlar radyasyon yayıyorlar ama doğal kirletici. Biz buna bir şey yapamayız. Yapay kirleticiler ise evlerimizde en basit kullandığımız televizyon, cep telefonu, daha da büyük çaplı düşünürsek röntgen tomografi cihazları bunlar da tabii ki radyasyon kaynakları. Radyoaktivitenin canlılara ve doğal çevreye etkisi ışınların cinsine, şiddetine, süresine bağlı olarak değişiyor. Ya hocam röntgen radyasyon yayıyorsa biz niye röntgen çektiriyoruz? Artı eksi hesabı yapıyoruz. Benim parmağım kırıldı doktor tam olarak nereden kırıldığını görüp düzgün mü yerleştirsin yoksa ee, kafasına göre röntgen çektirmeden tahmini mi yerleştirsin? E diyoruz ki röntgen çektirsin az olsa da işte radyasyonu alsın ama kemik yerine düzgün oturmuş olsun. Artı eksi hesabı yapılarak bu tedaviler seçiliyor. Her canımız istediği zaman doktoru zorlayarak ay ben bir röntgen çektireyim. Doktor bey ben çok merak ediyorum. Tomografime bir bakın. Ben kesin bende bir şey var hissediyorum gibi bu makinalara kendimiz girmeye çalışmamalıyız. Veya bu e, televizyon, cep telefonu gibi aletleri çok fazla, çok yakından kullanmamalıyız. Ya hocam cep telefonunu nasıl yakından kullanmayacağım demeyin. Onu kastetmiyorum. Cep telefonuna ihtiyacımız olduğu kadar kullanmalıyız. Gece yastığımızın altına koyarak uyumamalıyız. Hatta biliyorsunuz insanlar televizyona çıkıyor bilim insanları diyorlar ki yattığınız odada tutmayın telefonu. Başka bir odada bırakın. Eğer ihtiyacınız yoksa kapalı tutun gibi günümüzde pek mümkün olmasa da bu dediklerimiz elimizden geldiğince yapmaya çalışmalıyız gençler. Radyoaktivitenin canlılara ve doğal çevreye etkisi tabii ki dediğim gibi ışınların cinsine alfa, beta, gamma cinsine göre değişebiliyor. Şiddetine göre değişebiliyor. Bir nükleer santralin patlamasıyla röntgen çektirmem aynı şey değil tabii ki ve maruz kaldığım süreye göre de değişiklik gösterebiliyor. Radyoaktif kirlilik mutasyona, kansere, genetik bozukluklara neden olabiliyor. Cep telefonlarının neden olduğu elektromanyetik kirlilik ise Alzheimer gibi, Parkinson gibi, MS gibi hastalıklara tabii ki neden olabiliyor diyeyim. Gençler, gelelim ses kirliliğine. Ses kirliliği de aslında göreceli bir kavram. Ses kirliliğine şöyle bakmak lazım. Bazen böyle çok yüksek sese maruz kaldığımız konserler olabiliyor. Mesela bir rock konseri. Gittik kafamızı salladık ama bu sesten hiç rahatsız olmayabiliyoruz. Çok yüksek desibel olmasına rağmen. Ama gece yatarken yastığa kafamı koydum. Musluk pıt pıt, pıt pıt su damlatıyor. Bundan aşırı derecede rahatsızlık duyabiliriz. Burada önemli olan insanı rahatsız edecek düzeyde bir ses olmasıdır. Yaşam alanlarında belirli bir ses şiddetinin yani desibel üzerindeki istenmeyen ve gürültü oluşturan seslere ses kirliliği ismini veriyoruz. Desibel sesin yüksekliğini ölçmede kullanılan birim gençler. Mesela trafiğin yoğun olduğu yollar, havaalanları... Ses kirliliğine neden olan yerlerdir. Bununla da ilgili çalışmalar yapılıyor. Belki sizin şehirlerinizde de olmuştur. Mesela otogarları şehirden daha uzak alanlara kurmaya çalışıyorlar. Çünkü otogarlarda çok yoğun bir trafik söz konusu. Hem gürültü kirliliğine hem de hava kirliliğine neden oluyor. Ya da havaalanlarını şehir merkezlerinden daha uzak alanlara kurmaya çalışıyorlar. Bunlar da yine çok yoğun miktarda gürültü kirliliğine ve hava kirliliğine yol açtığı için ses kirliliği neye sebep olur? Hem fiziksel hem psikolojik sorunlara sebep olabilir gençler. Ama ikisini kendi içerisine kıyas yaptığımız zaman tabii ki ses kirliliğinin psikolojik sorunları biraz daha fazla oluyor. Çok yüksek bir sese e, maruz kalırsam işitme kaybı yaşayabilirim. Solunum ve dolaşım bozukluğu gibi fizyolojik rahatsızlıklar da meydana gelebilir. Solunum ve dolaşım ne alaka demeyin. Bunlar aslında biraz da psikolojiyle alakalı şeyler. Yüksek sese maruz kaldığımız zaman girdiğimiz sinir, stres bizim dolaşım sistemimizin bozulmasına sebep olabilir. Buna bağlı olarak solunum sistemi rahatsızlıkları da meydana gelebilir. Bunun dışında en önemli etkenleri nelermiş? Stres, dikkat dağınıklığı, Zaten ders çalışmak istemiyorum, zor kendime odaklamışım dersi dinleyeceğim, soru çözmeye başlayacağım. O sırada sokaktan gelen bir seyyar satıcı bağırtısı veya bir inşaat sesi hemen dikkatimin dağılmasına sebep olabiliyor. Bu da uyku düzeninin bozulmasına ne olu açabiliyor. Yani psikolojik etmenleri biraz daha fiziksel etmenlerinden fazla ses kirliliğinin. Şimdi asit yağmurlarından da biraz bahsedelim. Asit yağmuru ne demek? Havadan asitli asitli bizi cos cos yakacak şekilde yağmurlar yağmıyor. Normalde yağmurun belli bir pH değeri var. Bizim atmosfere verdiğimiz gazlar nedeniyle bu pH değeri daha da aşağılara düşüyor. Yani daha asidik yağmurlar meydana geliyor. Ha biz öyle gazlar salarız ki bizi cos cos yakacak şekilde de asit yağmurları meydana gelebilir mi? Tabii ki gelebilir gençler. Orman yangınları, fosil yakıt kullanımı, egzoz gazları Sanayi ve fabrikalar nedeniyle atmosfere karbondioksit, SO2 ve NO2 gibi kirleticiler salınabiliniyor. Kirleticiler tabii ki atmosferde su buharıyla birleşebiliyor. Buradan da nitrik asit ve sülfrik asit gibi asitli bileşikler oluşuyor. Asitli bileşikler yeryüzüne yağış olarak düşebiliyor. Asit yağmurları toprakların verimsizleşmesine, karada ve suda yaşayan canlıların bu durumdan olumsuz etkilenmesine... Kendi kentsel yapıların ve açık alanlardaki tarihi eserlerin zarar görmesine neden olabiliyor gençler. Açık alandaki tarihi eserlerle de şeyi kastediyoruz. Mesela Nemrut heykelleri var. Bunlar açık alandakiler. Asit yağmurları yağdıkça bu eserlerin üzerinde aşınmalar meydana geliyor. Her canlıda enzim bulunurdu unutmayın. Enzimlerin çalışabilmesi için de uygun bir pH değerine ihtiyacımız var. Asit yağmurları yağdığı zaman toprağın pH'ı değişiyor. Artık o ortamda yaşayan bitkiler yaşayamaz hale gelebiliyor. Küresel iklim değişikliği ne demek? Sera etkisi ne demek? Ki bunlar hava kirliliğine bağlı olarak ortaya çıkan Olaylardır gençler hemen hızlıca onların da üstünden bir geçelim. Çeşitli nedenlerle atmosferde karbondioksit, metan, su buharı ve diğer sera gazlarının oranının atması atmosferin daha fazla ısı tutmasına neden oluyor. Bu duruma da sera etkisi ismini veriyoruz. Aslında sera etkisi istediğimiz bir şey saldığımız bu gazlardan tabii ki dünyanın etrafında bir tabaka oluşsun. Biz sera etkisinin artmasını istiyoruz. Demiyoruz gençler. Eğer sera etkisi olmasaydı dünya şu an yaşanılacak sıcaklıkta olmazdı. Bu ortamlara ayak uyduramazdık. Sera gazları etkisiyle havanın ortalama sıcaklığının artışına küresel ısınma ismini veriyoruz. Küresel ısınma sonucu dünyada uzun dönemde meydana gelen iklim değişikliklerine de küresel iklim değişikliği ismini veriyoruz. Dünyanın en büyük sorunlarından biri küresel iklim değişikliğidir. Bizim ekolojik bir dengemiz var. Küresel iklim değişikliğinin meydana gelmesi, hayvanların üreme döneminin değişmesine, bitkilerin çiçek açma döneminin değişmesine, bazılarının neslinin tükenmesine sebep oluyor gençler. O yüzden de dünya çapında bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Bununla ilgili toplantılar yapılıyor. Ülkelere e, ortak protokoller imzalıyorlar. Bunun sebebi ne? Ben şurada bütün ülkecek önlemleri aldım. Hiç gaz, kötü gaz, etkileyecek gaz çıkışı gerçekleştirmiyorum. Çok doğal bir hayat sürüyorum. Ama şuradaki ülkede hiç umursamıyor. İnanılmaz derecede atmosfere zarar verecek gaz üretimi gerçekleştiriyor. O zaman benim kendimi korumamın bana bir faydası yok. Bunun çıkarttığı e'nin etkisi benim ülkemde de görülecek. Biz bütün dünya olarak belli bir ortak noktaya ulaşmalı ve hepimiz bu durumla ilgili çalışmalar yapmalıyız. Atmosferde eğer sera gazlarının artışı söz konusu olursa sera etkisi artacak. Sera etkisinin artması sonucunda da küresel ısınma meydana gelecek. Bu kalıp da sorularda çok karşınıza çıkar. Ne olacak? Buzullar erimeye başlayacak. Ya hocam buzullar erisin zaten dünyada susuzluk var gibi bir mantıkla düşünmeyin. Dünyada susuzluk var ama tatlı su kaynakları azaldığı için susuzluk var. Tuzlu su kaynakları ile ilgili bir sıkıntı yok. Tuzlu sular deniz ve okyanuslarda durmaya devam ediyor. Hatta diyorlar ki tatlı su kaynakları azalıyor. Acaba biz tuzlu suları tatlı suya çevirip canlıların içebileceği forma dönüştürebiliriz. Buzullar erisin. Buzullar erirse ne olur? olacak buzullar çok büyük su kütleleri şuradaki buzun erimesi demek suyun yükselmesi şimdi kara olan yerlerin bazılarının sular altında kalması anlamına geliyor Bazen denizlerde yükselmeler meydana gelince sahil kesimlere su geçiyor ya. Buzulların eridiğini düşün koskoca ülke su altında kalabilir. Koskoca kıta su altında kalabilir. Denizlerin yükselmesi sonucu tam tersine şu an deniz altında bulunan bazı kara parçaları da yüzeye çıkabilir. Yani düşünebiliyor musun canlıların yaşadığı ki iki tarafta da canlı yaşıyordur da şöyle anlatayım. Şu an kara olan yerler denizin altına gömülecek. Şu an denizin altında bulunan karalar da yüzeye çıkacak. Yani ekosistemde çok büyük bir değişiklik meydana gelebilecek. Buzullar erirse, küresel ısınma devam ederse Tabii ki buna bağlı olarak yağışlar ve doğal afetler artacak. Yeraltı su kaynakları azalmaya başlayacak. Çölleşmenin artması da küresel ısınma sonucundadır. Eskiden Türkiye'de çöl bölgesi bulunmazken şimdi Konya'daki bazı bölgelerin iyice çölleştiğini biliyoruz ki bu oran gittikçe artıyor. Canlıların habitatlarının ve besin zincirlerinin bozulması da yine buna bağlı olabilecek oluşabilecek olaylardır. Karasal alanların azalması da yine beklenilen sonuçlardan bir tanesi. Hemen toprak kirliliği ile alakalı erozyondan da bir bahsedelim. Akarsuların ve rüzgarın etkisiyle toprağın verimli üst kısmının aşınıp başka yere taşınmasına erozyon ismini veriyoruz. Ormanların yok edilmesi ve toprağın yanlış kullanılması tabii ki erozyon hızını arttırıyor. Erozyona uğrayan topraklarda verim oldukça düşüyor. Verimin düşmesine bağlı olarak da tabii ki ekolojik denge bozuluyor. Türkiye'de bir yılda erozyonla ortaya çıkan toprak kaybı dünya ortalamasının yaklaşık iki katı. Yani Türkiye'de çok fazla derecede toprak kayması, erozyon gibi olaylar söz konusu olabiliyor. İnsan faaliyetleri bunların e, üzerinde çok etkili. Biliyorsunuz Karadeniz bölgesinde çok fazla derecede toprak kayması yaşanır. Sebebi ne? Aslında Karadeniz bölgesi ağaçlık bir alandır. Ağaçların kökleri de çok fazla büyük olduğu için toprağı tutma kapasitesine sahiptir. Ama çay ticari önemi olan bir bitki. Karadeniz'deki pek çok alanda ağaçlar söküldü. Bunun yerine çalı formunda olan çay bitkisi ekildi. Çay bitkisi de toprağı sıkı tutamıyor. Bu da o bölgelerde çok sık toprak kayması yaşanmasına sebep oluyor. Tabii ki ülkemizde erozyonun çok görülmesine İklimsel e, faktörler de etkili, küresel iklim değişikliği de etkili diyeyim. Gençler. Çevre kirliliği ile doğal kaynakların aşırı ve bilinçsiz kullanılması sonucunda tabii ki hem kaynaklarımız kirleniyor hem de canlıların yaşadığı alanlar, arandığında bulunduğu adresler yok olmaya başlıyor. Habitatları yok olan canlıların nesilleri de buna bağlı olarak tükeniyor ya da tükenme tehlikesi altına giriyor. Ne oluyor? Mesela bizim ülkemiz pek çok hayvanın göç yolu üzerinde. Kuşlar normalde göç yolları üzerindeyken bilmem ne bölgesindeki ağaçlık alanlarda mola veriyorlardı, beslenme yapıyorlardı. Ondan sonra göç yoluna devam ediyorlardı. Hayvanlar bir sonraki sene geldikleri zaman o dinlendiği ağaçlık alanı, bölgeyi orada bulamıyor. Bir bakıyor şehirleşme olmuş, bir bakıyor ağaçlar yok olmuş haliyle göç yollarını değiştiriyorlar bu da ülkemizin aslında ekolojik bir kaybı oluyor veya dinlenemedikleri için o ortamda bulunamadıkları için bazıları nesillerini e, bazıları yok oluyor diyeyim nesilleri yok olma girdabına giriyor diyeyim gençler ormanlık alanların tahrip edilmesi orman yangınları çarpık kentleşme aşırı otlatma ve avlanma ekosistemin tabii ki yapısını bozuyor bunun sonucu olarak canlıların yaşam alanları da zarar görüyor ve sayıları giderek azalıyor. Bir tane örnek üstünden anlatalım. 2019-2020 yıllarında Avustralya'da meydana gelen bir orman yangını vardı biliyorsunuz. Küresel çaplı bir orman yangınıydı. Hepimiz çok üzüldük. Çok yakın bir zamanda meydana geldi. Bu küresel orman yangınından o kadar büyük alanlar etkilendi ki uzaydan çekilmiş fotoğrafını da görün. Milyonlarca canlı bu durum dan zarar gördü Ekosistemde besin zincirinde yer alan bir canlı türünün ortadan kalkması onunla beslenme ilişkisi olan diğer canlı türlerinin de zarar görmesine neden oluyor. Mesela ben size ekoloji anlatırken kilit taşı türlerden bahsetmiştim. Demiştim ki arıların nesli tükenirse dünyanın çok kısa bir süre içerisinde ne, e, yok olacağı düşünülüyor. Neden? Arılar bitkilerin tozlaşmasının çok büyük bir kısmını gerçekleştiriyor. Arıların yok olması bitkilerinde tozlaşma oranının aşırı düşmesi anlamına gelecektir. Bir canlının ekosistemden yok olması mutlaka o ekosistemi etkiler. Ya hocam hiç nesli tükenen canlı yok mu demeyin. Ekolojik nişe yani benzer ekosistemde görevi Olan canlı türleri olduğu için ekosistem bundan aşırı derecede etkilenmemiş olabilir. Mesela mamutların nesli tükendi ama onun yerine filler bulunduğu için besin zincirindeki yeri doldurabildiler. Ama mutlaka yok olmalarının bir etkisi olmuştur. Çok büyük çaplı olması etkinin daha doğrusu şöyle söyleyeyim etkinin çok büyük çaplı görülmüyor olması etkinin olmadığı anlamına gelmez diyeyim. Gençler. Çevre sorunlarının ortaya çıkmasında insanın rolünden de bahsedelim. Çevre sorunlarının ortaya çıkmasında tabii ki en 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 önemli etken insandır. İnsan kaynaklı değişikliklerin değişikliklerin hesaplanmasında ekolojik ayak izi, su ayak izi, karbon ayak izi gibi ölçütler kullanıyoruz. Bunlar ne demek? Ekolojik ayak iziyle başlayalım gençler. Şimdi baktığımız zaman bir kişi veya topluluk için e, hesaplanabiliyor. Yani kişinin ekolojik ayak izi de hesaplanabilir. Bir toplumun ekolojik ayak izi, Türkiye'nin ekolojik ayak izi de hesaplanabilir. Ne demek? Kullanılan kaynakların üretilmesi ve oluşan atığın giderilmesi için gerekli coğrafi alana ekolojik ayak izi ismi veriliyor. Yani senin için düşünüyorum. Senin e, kullandığın kaynaklar var. Doğalgaz gibi bir kaynak kullanıyorsun, besleniyorsun, giyiniyorsun. Bununla ilgili kaynaklar tüketiyorsun. Bu kaynakların kendini yenilemesi için gereken hektar senin ekolojik ayak izini oluşturuyor. Ülke içinde aynı şeyi hesaplamak mümkün. Bir coğrafi bölgenin yenilenebilir doğal kaynaklarını üretme gücüne de biyolojik kapasite ismini veriyoruz. Çok kabaca söyleyeyim. Diyelim ki senin mobilya yapmak için ağaca ihtiyacın var. Bu ağaçları buradan söktün bu ağaçların tekrar yaşayabilmesi, tekrar büyümesi için gereken kısım, gereken süre biyolojik kapasiteyi oluşturuyor. Bizim biyolojik kapasitemizin e, ne yapmaması lazım, ekolojik ayak izini dengeli bir şekilde ilerletmesi, oranın aradaki farkın açılmaması lazım. Bir yerin biyolojik kapasitesi ekolojik ayak izine göre yüksek ise o bölgenin ekolojik olarak kendini yenileme kapasitesi yüksektir. Yani sen zarar verdin ama oranın kendini yenileme yeteneği yüksek. O zaman sıkıntı yok. Sen 10 tane ağaç kesiyorsun, yerine 20 tane dikiyorsun. O zaman ekosisteme çok büyük sorun açmıyorsun demektir. 10 tane ağaç kesip bir tane ağaç dikiyorsan o zaman ekosisteme zarar veriyorsun demektir. Bir kişi ya da bir topluluk tarafından tüketilen ürünlerin üretimi için kullanılan yenilenebilir doğal kaynaklara da tüketim ekolojik ayak izi ismini veriyoruz. Türkiye'nin biyolojik kapasitesi ile ekolojik ayak izini de bu grafiklerde görebiliyoruz. Pek iyiye gittiğimiz söylenemez gençler. Bir ülke ya da bir coğrafi bölgede sağlanan biyolojik kapasitenin kullanımına üretim ekolojik ayak izi ismini vereceğiz. Bir yerdeki üretim ekolojik ayak izinin biyolojik kapasiteyi aşması, oradaki doğal kaynakların sürdürülebilir olmayan biçimde kullanılması tabii ki demektir. Ekolojik ayak izinden sonra su ayak izi dediğimiz ayak izimizden de bahsedelim. Yine birey veya topluluk tarafından e, kullanılan her mal veya hizmetin üretilmesi veya tüketilmesi için gereken Toplam tatlı su hacmine su ayak izi ismini veriyoruz. Bireysel olarak da hesaplayabiliriz, topluluk içinde hesaplayabiliyoruz. Su ayak izi kavramı su tüketimine ilişkin alternatif bir göstergedir. Mesela mavi su ayak izi, yeşil su ayak izi, gri su ayak izi dediğimiz 3 tane su ayak izi kavramından bahsedeceğiz. Mavi su ayak izi kullanılan tatlı su oranını, yeşil su ayak izi kullanılan yağmur suyu oranını Gri su ayak izi ise standartlara göre kirlilik yükünün yok edilmesi için tüketilen su miktarını gösterecek. Mesela pamuklu bir tişört. Pamuklu bir tişörtün üretimi sırasında pamuk bitkisi yetiştirilecek. Pamuk bitkisi yetiş yetişirken tabii ki tatlı suları, yeraltı tatlı su kaynaklarını kullanacak. Bu onun mavi su ayak izi. Sonra tabii ki yağmur suyu da gidecek bu pamuk bitkisine bu doğunun yeşil su ayak izi. Pamuklu tişörtü giydin doğaya attın. Bu pamuklu tişörtün geri dönüşümünün gerçekleşmesi için gereken su miktarı da gri su ayak izini oluşturacak. Veya pamuğu boyadın bu boyanın suyu bir kirletmesi var. Bu suyu kirliliğinin geriye dönebilmesi için gereken su miktarı da gri su ayak izini meydana getirecek. Böylelikle bir pamuklu tişörtün su ayak izini hesaplayabileceğiz. Gelecekte su problemi yaşanmamak için su tarımsal üretimde ve günlük ihtiyaçlarımızı karşılamada tutumlu bir şekilde kullanılmalıdır gençler. Biraz uç bir örnek olmasın ama derler ki 3. Dünya Savaşı su kaynakları için çıkacak. Bunu niye söylüyorlar? Çünkü dünyadaki tatlı su kapasitesi gittikçe azalıyor. Bir ülke tatlı su kaynaklarına sahipse başka bir ülke o su kaynağına ulaşabilmek için o ülkeye savaş açacak diyorlar. Bu kadar tehlikeli bir durumdayız. Su kaynaklarının azalması bu kadar yüksek seviyede diyorlar. Bizim de bununla ilgili tabii ki üstümüze düşen görevler var. Mesela eskiden tarla sulamada ne yapıyorlardı? Tarlaların e, yan taraflarına harık derler. Ama şöyle anlatayım ben size. E, bitkileri şuralara ekiyorlardı. Ektikleri yerlerin etrafına derin çukurlar kazıyorlardı. Suyu buradan veriyorlardı. Bu çukurlardan da bitkiler sulanmış oluyordu. Çok fazla derecede su kullanılıyordu. Ama ülkemizde de pek çok alanda damlama sulama yöntemi denilen yöntemlere geçildi. Ne yapıyorlar? Bitkileri ektikleri alanlara boru döşüyorlar. Boruların bitkilere bakan kısımlarına küçük delikler açıyorlar. Suyu buradan veriyorlar. Buradan damlama yöntemiyle pıt pıt bitkilerin köküne su gidiyor. Böylelikle bitkiye aşırı derecede su verip toprağın üst katmanındaki mineralleri yıkayıp aşağıya doğru atmamış oluyorsun. Hem de aşırı derecede su kullanmamış oluyorsun. Bu tarz alternatif kaynaklara yönelmemiz gerekiyor gençler. Keza ev içinde de su kullanırken ne kadar tasarruflu olmamız gerektiğini sizler bizlerden iyi biliyorsunuz. Yok diş fırçalarken suyu açık bırakmayın. Elinizi sabunlarken suyu açık bırakmayın. Su önce bir suya tutun, sabunlayın, sonra kapatın, durulayana kadar akmasın o su. Dememe benim gerek yok tabii ki. Eminim sizler evlerinizde bunlara dikkat ediyorsunuzdur. Karbon ayak izinden de hemen biraz bahsedelim. Kurum veya bireylerin ulaşım, ısınma, elektrik tüketimi gibi tüm yaşamsal faaliyetlerinde atmosfere verilen toplam karbondioksit ve diğer sera gazlarının salınım miktarına karbon ayak izi ismini veriyoruz. Karbon ayak izi de ton ya da kilogram cinsinden ifade ediliyor. Türkiye'nin toplam ekolojik ayak izinde en büyük pay %46 ile karbon ayak izine ait gençler fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak, bireysel araç yerine toplu taşımayı tercih etmek, paketlenmiş gıdaların kullanımını azaltmak tabii ki karbon ayak izimizin küçülmesini sağlayacak. Mesela Tarladan domatesi aldın. Domatesi fabrikaya götürmek için araç çalıştı, karbondioksit verdi. Domates fabrikaya gitti, fabrikada salçaya dönüşürken elektrik gitti, bunun bir salınımı oldu. Sonra salçaya dönüştü, gitti markete, markette belirli bir yer işgal etti. Bu market ısınmak için yok soğumak için belirli kaynaklar kullandı. Bunların hepsi salçanın karbon ayak izini oluşturuyor gençler ve bu rakamlar birleştiği zaman korkunç büyük. Rakamlar açığa çıkıyor. Mesela Türkiye'den biraz örnek verirsek yüzde dört uluslararası taşımacık kaynaklı emisyonlar, yüzde iki enerji üretimi yani elektrik dışında enerji üretimi sırasında karbon gazı dışarıya salınıyor. Ulaştırma yüzde 15, imalat ve sanayi inşaat yüzde 22, ithal ürünlerin gömülü emisyonları yüzde 16, elektrik üretimi için yüzde 26, konut ve hizmetler yüzde 12 ki elektrik dışı diyoruz. Yüzde 2 de orman ve balıkçılık faaliyetleri atmosfere karbon veriyor. Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesi için yapılan çalışmalarda da birkaç tane tabii ki örnek vermiş olayım. Türkiye'de gerçekleşen delikli elyaf membran üretimi sayesinde suyun kimyasal özelliklerini değiştirmeden ileri fiziksel arıtma işlemi ülkemizde gerçekleştirilebiliyor gençler. Ayrıca atık su geri kazanım sistemlerinde içme ve kullanım suyu hazırlanmasında ve ters ozmos sistemlerinde bu yöntem kullanılabiliyor. Çimento, kireç ve alçı üretimi yapan İspanya'da bir firma tarafından ürünlerin taşınmasında kullanılan ahşap paletlerin geri kazanımı ve tekrar kullanımına yönelik bir proje uygulanmakta. Bu sayede çevreye verilen zararın Tabii ki azaltılması hedeflenmektedir. Çevre kirliliğinin önlenmesinde biyoloji diğer disiplinlerle de işbirliği içerisinde çevre sorunlarını toplumsal bir olgu olarak görmek lazım. Çevre kirliliğinin sonuçları sadece bölgesel ya da ulusal değil tabii ki küreseldir. Bu nedenle çevre politikalarının etkili olabilmesi için tüm ülkeler ne yapmalı? Ortak olarak bununla ilgili çalışmalar yürütmeli, gerekli kural ve kriterlere tüm ülkelerde tabii ki uymalı. Çevre kirliliğinin önlenmesi sadece biyoloji biliminin konusu değil. Bu nedenle diğer disiplinler arası ortak çözüm yöntemleri, farklı disiplinlere özgü çözüm yöntemleri geliştirilerek uygulanmalıdır gençler. Kimler ortak çalışma yapıyor? Sadece örnek vereceğim. Daha 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 fazla disiplin var tabii ki. Biyoloji, çevre mühendisleri, kimya, fizik, ziraat, mimari, ekoloji bu konularla ilgili çalışma yapan Dallardır atık su kontrolünü sağlamak istiyoruz İçme suyu kontrolü ve su kalitesiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz hava kirliliğinin kontrolü ve hava kalitesiyle ilgili çalışmalar yapılıyor elektromanyetik alan kontrolü yapılmak isteniyor gürültü kirliliği ve kontrolü geri dönüşüm radyoaktif atık kontrolü katı atık. Ber tarafı, toprak ve yeraltı suyu kirliliği kontrolü, tehlikeli atık kontrolü gibi kontroller tabii ki çevre kirliliğinin önlenmesi için gerekli olan kontrollerdir. Mesela burada geri dönüşümün üzerine biraz konuşalım. Şimdi geri dönüşüm neyi kazandırır bir kere? Mesela biz bu geri dön biz bunları kullanacağız. Kullandıktan sonra bu kağıtların hepsini kenara attık. Bir daha işimize yaramayacak. Ne yapıyoruz biz bunları? Çok fazla kağıt çıkartıyoruz biz burada. Geri dönüşüme gönderiyoruz. Geri dönüşüme gönderdiğimiz zaman bu kağıdın kesilmesi için yeni kağıt üretilmesi için ağaç kesilmesini engellemiş oluyoruz. Ağaçtan kağıt üretilirken harcanan enerji bu atık tekrar geri dönüştürüldüğünde harcanan enerjiden çok daha fazla. Yani ağacı kesmeyeceğim. Enerjiden tasarruf sağlamış olacağım. Bir de bu kağıdı çöpe atıp da atık oluşturmamış olacağım. Yani her türlü geri dönüşüm tabii ki bizim için karlıdır gençler. Geri dönüşümü yapılan maddeleri mümkün olduğunca geri dönüşüme göndermemiz gerekiyor. Ülkemiz de bu konuda bilinçleniyor. Başka ülkeleri görüyoruz televizyonlarda işte gazetelerde. Onlar çok daha bilinçli durumdalar. Çünkü bununla ilgili bir sosyal baskı da var. Mesela çöpünü geri dönüşüme uygun olmayarak atanlara ya Yasal olarak devlet tarafından ceza veriliyor veya sosyal bir baskı görüyorlar. Hani mesela işte çamaşırını hafif sarımtırak asan insana çamaşırlarını da güzel yıkayamamış derler ya. Beyaz da yapamamış hmm derler. Bu bir sosyal baskıdır ya. Geri dönüşümünü de ayırıp atmayan insanlara çevreden bir baskı oluyor. Herkes kağıdını ayrı, metalini ayrı, camını ayrı, evsel atığını ayrı atarken, sen nasıl hepsini bir arada atarsın? Sen nasıl ülkeye zarar verirsin? Böyle bir sosyal baskı da oluşuyor. Diğer ülkelerde umarım yakında bizim ülkemizde de oluşur ve biz de geri dönüşüm konusunda bilinçleniriz. Olduğumuzdan daha iyi bir seviyeye ulaşırız diyeyim gençler. Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin öneminden de tabii ki biraz bahsedelim. Doğa tarafından insanın kullanımına sunulan yer altında ve üstünde bulunan yenilenebilir ve yenilenemez kaynaklara doğal kaynak ismini veriyoruz. Ya hocam yenilenebilir ne demek? Yenilenemez ne demek? Yenilenebilir ben kullanınca bitmez. Güneş enerjisi benim evimin üstüne koyduğum panele vurdu. O panelden de ben evdeki suyu ısıttım diye güneş enerjisi bitmez. Rüzgar yel değirmenini döndürdü. Ben de elektrik ürettim diye rüzgar bitmez. Güneş, rüzgar bunlar yenilenebilir enerji kaynağıdır. Ama kömür gibi doğalgaz gibi bunlar yer altında belli bir e, seviyede var kömür kaynaklarının çok büyük bir kısmını tükettik. Petrol kaynaklarının çok büyük bir kısmını tükettik. Petrol dediğin şey milyon senede oluştu. 500 senede neredeyse tüketme noktasına geldik. Bunlar yenilenemez enerji kaynağıdır. Yani biz kullana kullana bunları bitirebiliriz gençler. Doğal kaynakların ekosistem dengelerine uygun şekilde kullanılarak çeşitlilik ve üretkenliklerinin sürekliliğine sağlanmasına sürdürülebilirlik ismini veriyoruz. Doğal kaynaklar bilinçsiz ve aşırı kullanılmaları sonucu tabii ki zarar görebilir. Başta insanları olmak üzere bütün canlıların yaşam ortamları olan ekosistemler doğal kaynakların zarar görmesinden olumsuz yönde etkilenecektir. Doğal kaynaklara verilen zararı önleme ve zarar görmüş kaynakları yeniden kazanma, düzenleme, çalışmalarında modern teknoloji den yararlanıyoruz. Modern teknoloji bazen de yetersiz kalabiliyor. Doğal kaynaklar bilinçsiz ve aşırı kullanım yoluyla israf edildiği takdirde gelecek nesiller tabii ki çok büyük sorunlar yaşayacaktır. Son olarak biyolojik çeşitliliğin yaşam için öneminden de biraz bahsedelim ekosistemde biliyorsunuz ki pek çok canlı türü var ve bu canlı türleri birbiriyle etkileşim içerisinde. Demiştim ki bir türün yok olması ekosisteme mutlaka ki zarar verir gençler. Diğer ekosistemleri de bu e, durum etkileyebilir. Türkiye'de biyolojik çeşitliliği korumak için oluşturulmuş alanlar var. Mesela milli parklar var, doğal koruma alanları var. Türkiye'de biyolojik çeşitlilik, Milli Parklar Kanunu, Kara Avcılığı ve Su Ürünleri Kanunu gibi yasalar kapsamında korunuyor. Yaban hayatı geliştirme sahaları türlerin yerinde korunduğu alanlardır. Şöyle düşüneceksiniz, bizim bir doğal koruma alanlarımız var, bir yapay koruma alanlarımız var. Doğal koruma alanları sen müdahale etmiyorsun. Canlı zaten orada yaşıyordu, sen sadece oraya dışarıdan Herhangi bir olumsuz etkinin girmesini engelledin. Milli parklar mesela buna örnektir. Yapay koruma alanları da mesela hayvanat bahçeleri. Gerçi hayvanat bahçelerine karşıyız. Hayvanların kafeste durmasını istemiyoruz. Hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, tohum bankaları bunlar yapay koruma alanlarıdır gençler. Sadece sınırları belirli bir coğrafi alanda yetişebilen, başka bir coğrafi alanda yetişmeyen canlılara endemik tür ismini vereceğiz. Şuradan çağrışım yapsın. Pandemi ve endemi zıt kelimeler. Pandemik pandemi tüm dünyada yayılış gösteren maalesef şu an bir pandemi dönemindeyiz ya oradan aklınızda kalsın. Endemi ise dünya üzerinde sadece belli bir alanda görülen. Mesela bizim ülkemizde endemik türler açısından oldukça zengin bir ülke. Endemik türlerin ülkemizde olmasının bize ne faydası var hocam? Sayılmayacak kadar çok faydası var. Bir kere ülkemizin ekolojik ve ekonomik değeri, kültürel değeri. Düşün endemik bir tür var bundan bir ilaç yapılıyor diyelim. O zaman tüm dünya bu endemik türden ilaç yapmak için bu endemik türün ham maddesini bizden almak zorunda. Mesela ekonomik olarak düşün. Kültürel turizm amaçlı bu endemik türü görmek için ülkeler ziyaret ediliyor. Endemik bitkiler nadir bulundukları için ekolojik ve ekonomik değeri tabii ki yüksek canlılardır canlı doğal kaynakların hiç tükenmeyecek gibi kullanılması ve habitatların tahrip edilmesi gibi nedenlerle bazı türlerin tabii ki soyları tükenmiş durumda. Soyu tükenmiş türler biyolojik çeşitlilik açısından yeri doldurulamayacak kayıplar yaşanmasına sebep oluyor. Doğadan yabani canlıların götürülmesi veya yabani canlılara ait bazı parçaların götürülmesine de biyo kaçakçılık yani biyo korsanlık ismi veriliyor. Diyelim ki benim ülkemde endemik bir ağaç türü var. Adam koyuyor ağacın dalını götürüp kendi ülkesinde ekiyor. O zaman bu benim ülkemin endemik türü olmuyor. Bu yaptığı şey biyo kaçakçılıktır. Bunun tabii ki yasal e, bazı maddi ve hapis cezaları da söz konusudur. Doğadan canlıların toplanması, popülasyon sayısının azalması, ekosistem dengesinin bozulması, ekosistem tahribatı, biyolojik çeşitlilik kaybıdır gençler. Birey sayısında azalmaya, sebep olacak, tür kaybına sebep olacak, ekosistemin diğer bileşenlerinin de bu durumdan etkilenmesine sebep olacaktır. İnsanların geleceği büyük ölçüde biyolojik çeşitliliğin tabii ki korunmasına bağlı. Bu nedenle biyo kaçakçılık önlenmeli, çevre tahribatının önüne geçilmeli ve soyu tükenme tehlikesi altında olan türler korunmaya alınmalıdır. Canlıya ait hücre, doku ya da organların çok uzun yıllar boyunca saklanmasını sağlayan ortamlara gen bankası ismini veriyoruz. Bitki tohumlarının saklandığı alanlara da tohum bankası ismini veriyoruz. Bu tohum bankaları ve gen bankaları sayesinde bu canlıların nesli tükense bile ana yapıları saklanmış olacaktır. Ülkemizde de çok büyük tohum bankası var. Dünyanın üçüncü büyük gen bankası olan Türkiye Tohum Gen Bankası'nda hem bitki hem bakteri hem de mantar gen kaynakları korunma altına alınmış tır diyeyim gençler böylelikle bugünkü dersimizin de sonuna gelmiş olduk. 10. sınıf konu anlatımlarımızı bugünkü dersimizde bitirmiş olduk gençler. Pandemi dönemindeydik. Uzaktan eğitim gördünüz. Bizler de mümkün olduğunca sizlerin yanında, yanınızda olduk. Umarım faydalı olabilmişizdir. Bugünkü dersimizde neler öğrendik? Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını dersimizde öğrendik. Çevre sorunlarının ortaya çıkmasında insanın çok çok büyük rolü olduğunu söyledik. Çevre kirliliğinin önlenmesi için neler yapabiliriz? Doğal kaynaklarımızı nasıl koruyabiliriz? Biyolojik çeşitliliğin korunması için yapmamız gerekenleri de yine bugünkü dersimizde öğrendik. Böylelikle dersimizin sonuna geldik. Hemen ödüllü soruyu gösteriyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum.